Merhaba Mavi Kadın izleyicileri. Bugün ilişkilerden bahsediyor olacağız. Bir beyefendiyle tanıştınız ve onu daha yakından tanımak istiyorsunuz. Bir ilişkiden ne beklediğini bilmek istiyorsunuz. O zaman haritasındaki Ay ve Venüs burcunu öğrenmenizi tavsiye ederim. Eğer Ay ya da Venüs burcu Koç'taysa ya da Ay ya da Venüs burcu Koç'sa eğer, bu beyefendi muhtemelen eğlenmekten, keyif almaktan, hızlı karar vermekten hoşlanıyordur. Çok mıyır mıyır, çok böyle detaylara takılıyor olmanız onun hoşuna gitmez. Biraz buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer Ay ya da Venüs burcu boğaysa, flört seven, bakımlı ve aynı zamanda da kararlarına sadık kadınlardan hoşlanıyor olma ihtimali oldukça yüksektir. O yüzden biraz buna dikkat etmeniz hayatınızı kolaylaştırır. Ay ya da Venüs burcu ikizlerde ise eğer, iletişim kurmanız çok önemli. Gerekiyorsa futbol öğrenin, futbolla ilgili konuşun. Yani neyle ilgileniyorsa o konuyla ilgili biraz bilginiz olması onu etkileyecektir. Ay ya da Venüs burcunuz yengeçse ya da Venüs burcu yengeçse eğer, ailesi, geçmişi onun için çok önemlidir. O yüzden asla ailesiyle ilgili ya da annesiyle ilgili ya da aile konusuyla ilgili büyük laflar etmeyin. Bunu çok tavsiye ediyorum size. Eğer Ay ya da Venüs'cü aslansa, bu beyefendi her girdiği ortamda dikkat çeken kadınlardan hoşlanıyordur. O yüzden onun yanına sakın bakımsız gitmeyin ya da çok söylenen bir tavra girmeyin. Her zaman eğlence, her zaman flört sevdiği şey olacak. Ay ya da Venüs burcu Başak'taysa eğer, çok kolay karar veremeyen biri var karşınızda. Muhtemelen her şeyi çok didikliyor ve en doğru kararı vermeye çalışıyor. O yüzden olabildiği kadar ona güven vermeye çalışmanızı tavsiye ederim. Ay ya da Venüs'ü terazi ise sanattan hoşlanan, kültürlü, güzel, bakımlı kadın seviyordur muhtemelen. O yüzden çok da paspal olmamakta fayda var. Ay ya da Venüs'ü akrep burcuysa ilişkide tutku seviyordur. Biraz kıskanılmak istiyordur, biraz kıskanıyordur. O yüzden bunlara hazırsanız evet deyin ya da devam edin diyebilirim. Ay ya da Venüs'ü yay burcundaysa eğer, asla sorumlu vermeye çalışmayın. Çünkü sorumluluğu gördüğü anda kaçmak isteme ihtimali çok yüksek. Onunla gezin, tozun, eğlenin ama sorumluluk istemeyin. Ay ya da Venüs'ü Oğlak burcundaysa karşısındaki insanın da işinin, gücünün, konumunun iyi olması gerektiğini ister ve bunu bekler. Yine böyle kendi hayatını kurabilmiş kadınlar onun hoşuna gidecektir. O yüzden kariyerinizi önemseyin. Ay ya da Venüs'ü Kova burcundaysa entelektüel, dünyayı takip eden, teknolojiden anlayan kişilerden hoşlanıyordur. En azından biraz bilgisayarla ilgili bir şeyler öğrenmek işinize yarayacaktır. Ay ya da Venüs'ü Balık burcundaysa eğer, en çok o sevilsin ister. Onun sorun diye getirdiği şeylere çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü önemsenmiyor olmak, sevilmiyor olmak onu çok kırar. O yüzden odağınız o olmalı. Bunlar çok pratik bilgiler, çok küçük bilgiler. Elbette ki haritanın tamamını bilmek gerekiyor ama en azından işinizi biraz kolaylaştıracaktır. Faydalı bir video olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.